cimden geldi. Sevgililer günü. Sensiz olmaz. Şampiyon duruşundan belli olur. Misli özel şampiyon oranlarla her gün daha yüksek oranla oyna. Kazanınca da şampiyon gibi kazan. Çünkü şampiyon duruşundan belli olur. Tüm normallerin üzerinde şampiyon oranlarla sen de misli'de oyna. Bir farkın olsun. Ayla misli, misli Halil Umut kardeşim sen de bir numarasın bu ülkede şu anda ya. Ya bir dakika kardeşim ya. Yıprattığınız kadar yıprattınız beni ya. Bir kafamı dinleyeyim ya. Ben zaten belli bir süreçten çıkmışım. Bana iki tane derbi vermişsiniz. Oradan da ben darbe yemişim. Bir durun ya. Ben istemiyorum var hakimliği. Demeli. Ha 3 lira 5 lira için gidip yapmamalı onu ya. Memeramdan herkese merhaba. Bugün Galatasaray Hatay Spor maçının hakem kararlarını yorumlayacağız. Aynı zamanda Alparslan'la birlikte yabancı hakem. Hakemlerin şu anki durumu ve buna benzer konularla ilgili birkaç kelam edeceğiz. Alparslan öncelikle kararlarla ilgili söz sende buyur. Hocam hoş geldiniz diyerek başlıyorum hemen. 12. dakikada Galatasaray'ın golünde faal var mı yok mu bu pozisyonu değerlendirmenizi rica edeceğim. Bu pozisyonda herkesin kafasını karıştıran nokta Abdülkerim Bardakçı'nın Hatay Sporlu futbolcuya yaptığı müdahalenin faal olup olmadığına dair. Burada Abdülkerim Bardakçı top ortalandığında elin bir sırta koyuşu ve teması var ama piston olarak kullanıp bir itmesi veyahut basıp yükselmesi söz konusu değil. Yani faal ile nitelendirecek bir müdahalesi yok. Dolayısıyla gol kararı doğru. Hocam maçtaki ikinci pozisyonumuz 15. dakikada Icardi'nin kafa vuruşu sonrası. Bir penaltı var mı yok mu bunu sormak istiyorum size. Bu pozisyonda çok yakından gelen bir pozisyon ve futbolcunun kolu doğal konumda oyunu devam etmesi doğru. Hocam maçtaki bir diğer pozisyonumuz 22. dakikada Hatay Spor'un bir penaltı beklentisi oldu. Bu pozisyonu da sormak istiyorum size. Bu pozisyonda da Biraz önce atılan goldeki aslında tarif ettiğimiz olay mevzubayız. Barış'ın futbolcunun sırtına bir elini koyması ama bir itmesi, onu etkileyeceği şekilde bir müdahalesi söz konusu değil. Dolayısıyla penaltıyla atledilecek bir pozisyon ve müdahale değil, oyunun devam ettirmesi doğru. Hocam ilk yarının sonunda Ömer Faruk Beyaz ile Kerem Demirbay arasında bir ikili mücadele oldu bu pozisyonda size sormak istiyorum. Bu bir yani sarı kart kırmızı çok ağır olur fakat buradaki as olan şey hakemin düdüğü çalıp olay anına gelip düdüğü çalma süresi, olay anına geliş şekli, Ömer Faruk'la konuşması, yerdeki futbolcu bakması, aradan vakitin geçip 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 sonradan Ömer Faruk'a sarı kart göstermesi o kadar açık ve seçik bir şekilde bir sufle aldığını gösteriyor ki var odasından protokole aykırı bir hareket. O yüzden bu bak yarın öbür gün başlarını çok artacak bu durumlara şahit oluyoruz. Bunlardan kaçınmalarını tavsiye ediyorum kendi görüp direkt verse bir şey demeyeceğim. Ama bu tür bir hani sarı kart bir pozisyonu geri bildirim olarak göstermek şık değil. Hocam maçta tartışılan bir pozisyon 58. dakikada Hatay Spor'un gol değeri kazanmayan pozisyonunu size sormak istiyorum. Şimdi bu pozisyonda enteresan aslında Galatasaraylı futbolculara baktığımda özellikle Muslera pushing yani pozisyonda bir itme var diyerek faal var diyerek itiraz ediyor fakat gördüğümüz kadarıyla itmeyi yapan veya itmeye maruz kalan herhangi bir oyuncu görmüyoruz. Sadece golü atan futbolcu da hani Müslera geri geri giderken kendimi takılıyor yoksa o pozisyon alırken dikkatsiz bir hareket mi yapıyor? O incelenebilir. Ama neticede pozisyon set itibariyle iptal oluyor. Burada da Hatay Spolu futbolcunun Kafasından çıktıktan sonra top her ne kadar Galatasaraylı futbolcuya temas etsin veya etmesin etmiş olsun velev ki diyelim ve isteyerek bilerek oynamadığı aşikar ve bu bir sekme engellemek için yapılmış müdahale olduğu için offside değerlendirmesinde offside'i bozacak bir eylem olarak gözükmez. Hataylı sporlu futbolcu kafayı vurduktan sonra da gol atan futbolcu offside'de gözüküyor. Buradaki pozisyonun olduğu dakika ile simülasyonun geldiği dakika arasındaki o 20-25 dakikalık zamanın olmasının sebebi de VAR'la alakalı bir şey değil. Çünkü bu pozisyonda VAR Offset kararını verdikten sonra tuşa basar, bu başka bir bölüme, departmana gider. Oradaki çalışanlar simülasyonu hazırlayıp yayıncı kuruluşa gönderir. Dolayısıyla bu olayın geç gelmesi VAR ile ilişkilendirilecek bir durum değil. Pozisyon Offset ve gol iptali doğru. Hocam benim maçtaki major pozisyonlarım bitti. Sizden genel olarak Ali Şansalan değerlendirmesi ve genel gündemle alakalı sorularım olacak. İsterseniz Ali Şansalan'ın genel değerlendirmesiyle başlayabiliriz. Şimdi Ali Şansalan öncelikle şunu söyleyeyim. Bu maçta teknik anlamda hatalar yaptı. Örneğin Mertens'in ilk yarı bir ayak basması ve kontrolsüz hareketinden dolayı görmesi gereken sarı kartlar. Veyahut Vinicius'un eğer el yüze diye bir faal veriyorsan burada kesinlikle sarı kartı göstermeli. Kaldı ki Vinicius son dakikalarda işte Erzin oyun kurarken e, oyunu başlatmasını engel olacak hareketten dolayı bir sarı kart görmesi var. Zaha mesela soldan giderken hiçbir faul yapmadan temas etmeden teması futbolcu aslında yön değiştirerek kendi alıp yere düşmesinden dolayı verdiği bir faal var ki yani devam ettirmesi doğru olurdu. Bunun gibi atlanan sarı kart veya işte faal hataları vardı. Ama hani gün sonunda şöyle bir durum var. Bunları değerlendirmek ve buna göre bir Ali Şansalan yorum yapmak da olabilir. Ama ben hep farklı bakış açısıyla bakıyorum. Bugün mesela bu hatalar olmuş olabilir ama sahada böyle aslında taraftarların, kamuoyunun ne kadar hata yaparsa yapsın. Verdiği kararın arkasında duran hani dik duran eğilmeyen bir otorite maçı kontrol altında tutan bir hakem profili gördü ve ben de hani bu profili gösterdiği için Alişan Salan'ı e, bu konuda genel anlamda bu, bu bakış açısıyla bakarak başarılı buldum diyebilirim. Ama hani teknik anlamda bunlar olacak. Önemli olan işte aslında sahada bak taraftar aleyhine veya lehine hata yapan her zaman hakimleri ya protesto eder ya işte bizim de yaptı der. Ama ne olsun olsun dediğim gibi yani o perde kapandığında gün sonunda o sahadaki hakimin otoritesi oyunu kontrol altına alması her zaman taraftarı da ilk değerlendirecek konu olur. Bugün Ali Şansalan'ın bu yönde başarısı vardı. Ama dediğim gibi teknik anlamda faal ve fener hareketleri de bazen, bazen o atladığı sarı kartlarda değerlendirmeleri de hatalar oldu. Şimdi bununla birlikte mesela aklıma gelen ilginç bir şeydi bu maçla ilgili. Mesela ben soruyorum. Ümit Öztürk'ü tanıyor musun? Yani tanıyorum. Hocam. Yani hakem olarak biliyorsun. Buradaki arkadaşlar da mesela şu anda soruyorum. Halil Umut Meler'i tanıyorsun. Tanıyorum hocam. Ali Şansalı'nı tanıyorsun. Tanıyorum. Efendim Arda kardeşleri tanıyorsun. Şimdi Mehmet Türkmen'i tanıyor musun? Yok ağabey. Şimdi bu maçın dördüncü hakemi Mehmet Türkmen. Bak iyi veya kötü hakem demiyorum. Ama bu kadar önemli bir maça sen Mehmet Türkmen'i dördüncü hakemi olarak atıyorsan bazen krizi yönetici olarak bu sezon boyunca atamalarınla yaptığın gibi sen doğurursun. Merkez hakem kurulu olarak. Bu Ali Şansalan'ı biliyorsun. Galatasaray Alanya Spor maçında sakatlandı. Yerine Yiğit girdi. Dördüncü hakem olarak. O zaman Yiğit'in Süper Lig tecrübesi vardı. Daha önceki yıllarda kadroda oldu, etti. Efendime söyleyeyim. Veyahut tekrar düştü, tekrar çıktı. Ve o maçı sonrasında o yönetti. Ya Mehmet Türkmen'in Süper ne kadar tecrübesi var ki? Bu çocuğu bu dördüncü hakem olarak göremiyorsun. Yep Ali Şansalan'ın bir şey olsa. Hani bu çocuk da bu maçı yönetirken çok bariz bir hata yapsa belki de birkaç yılına ipotek koyduracaksın. Bu riski niye alıyorsun sen ya? Şu maça sen Galatasaray, Hatay Spor her iki takımın da bulunduğu konuşuyor. Önemli dördüncü hakim Mehmet Türkmen'i atıyorsun. Olacak iş değil ya. Ve senin olabilecek Ali Şansalan'ın sakatlanma olasılığı her hakim için olabilir. Kaldı ki Ali Şansalan yine bir Galatasaray maçında, Alay maçında sakatlandı. Ya bu kadar ya vurdum duymazlık olmaz ya. Yani olmaz yani. İşte bak bugün baktığımda ben daha önce de bunu söyledim. Hakimlere karşı bir güvensizlik var ya. Hakimlerin peki kendi kurul ve kurumlarına güveni var mı? Bak sorgulanması gereken bu aslında. Yani çünkü bugün hakimler... Ne diyor? Ya diyorlar bize başka konuşuluyor, kulüplere başka konuşuluyor. Orada söylediğini burada inkar ediyor ama sonra söylediği çıkıyor. Bizim eğitimlerimiz deşifre ediliyor. Hala kim bunu yaptı belli değil. Bunun üzerine gitmiyorlar. Ondan sonra Huk Dallas, MHK Başkanı o mu belli değil. Merkez Hakem Kurulu, Merkez Hakem Kurulu mu yoksa bir sekreterya mı belli değil. Yani bugün gerçekten seçim gibi evet ve hayır. Merkez Hakem Kurulu'na veya Türkiye Futbol Federasyonu'na güveniyor musunuz? Evet, hayır. Hakemleri kabinin içerisinde deseler. Bak inan 27'de kaç tane süper hakem var? İşte 30 mu 27 mi neyse. Hani full hayır çıkar ya. Ve artık bu hakemler ya lanet olsun şu yabancı hakem gelsin diyorlar. Gelsin ya. Çünkü hiçbiri ne Fener Galatasaray maçına çıkmak istiyor. Ne Fener'e ne Galatasaray'ın. Gençler eskiden hayal kurardı. FIFA hakem olmak, büyük takımların maçını yönetmek. Artık bu hayalleri falan kurmak istemiyorlar. Risk almak istemiyorlar. Yani hakemlikleri bir tane maçla bitebilecek düşüncesi içerisinde olan bu insanlardan siz bir de bu kadar bunlara karşı güvensizlik oluşturmuşsunuz. Hala enteresan enteresan atamalar yapıyorlar. ...yaparak risk alıyorsunuz. Arda kardeşleri sen Fenerbahçe'de spor maçına veriyorsun. Ya düne kadar niye bu çocuğu riske atıyorsun? Düne kadar bu Halil Umut Mener olayından dolayı... ...Kulüpler birliği toplantısından sonra Ali Koç çıkıp demedi mi? Ya biz dedi yapılan açıklamayı sorun değil ama açıklama yapan Mete Kalkan ve Arda kardeşlerin... ...o açıklamayı yapan iki kişi olarak tasvir etmiyoruz diyerek aslında hani bir şeyler söylemeye çalışır. Sen kör göze parmak sokar gibi Fenerbahçe maçı veriyorsun. Üst Arda kardeşleri zor duruma düşürüyorsun. Zaten elinde 3-5 tane hakemin kalmış. Bir tanesi de Arda kardeşler. Niye bu kadar yıpratıyorsun? Halil Umut Meler'e yaptığın şeyi... Şimdi diğer hakemlere yapmaya başladın. Ali Umut Meler'e sen bugün İstanbulspor Spor Rize maçında var kimi veriyorsun ya? Ya bu kadar sansasyonel bir ortamda hedef haline gelmiş bir hakemi. Ha Halil Umut Meler'in de kardeşim sen de bir numarasın bu ülkede şu anda ya. Ya bir dakika kardeşim ya. Yıprattığınız kadar yıprattınız beni ya. Bir kafamı dinleyeyim ya. Ben zaten belli bir süreçten çıkmışım. Bana iki tane derbi vermişsiniz. Oradan da ben darbe yemişim. Bir durun ya. Ben istemiyorum var hakemliği. Demeli. 3 yani lira, 5 lira için gidip yapmamalı onu ya. Ve nitekim bugün mesela bir penaltı pozisyonu var. Verilmiyor, dönüyor, ikinci gol bulunuyor. Ve var hakemi, halli umutmeler. Yani o da biraz bu konuya yön vermesi lazım. Yani bir yumruğunu masaya koy ya. Sen bir numaralı hakemsin ya. O var hakimliği veriliyor gidiyorsun. O veriliyor gidiyorsun ya. Bir dur böyle bir sakinleş. Bir kafanı dinle. Bir köşeye çekil ya. Sen Avrupa Şampiyonası'na gitmeye adaysın. Ben böyle bir şey... Onda da var yani. Süreç böyle 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 böyle. Ve en son da bu hakemler de lanet olsun. Yabancı hakem gelsin diyor. Gelsinler bir görsünler. Ben de artık diyorum ben de yani karşıdım yabancı hakim yemesine ama artık ben de diyorum. Neden diyorum biliyor musun? Eğer bu Türk futbolunun hani diyorlar ya klasik katili hakemler e gelsin yabancı hakim. Türk futbolumuz düzeliyorsa demek ki gelsin diyenler haklıymış. He yabancı hakem gelip ondan sonraki süreci takip edin bakalım. Gerçekten bizim hakimlerden mi kaynaklanıyormuş değil miymiş? Görelim bak bugün Yunanistan'da yabancı hakemede reaksiyonlar başladı. Silahla inildi hatta bir başkan inmişti. Şimdi Fatih Hoca da Fatih Terim de varyansını etti. Yunanistan neden yabancı hakem getirdi? Herkes zannediyor ki işte e, ondan hayır. Yunanistan'ın yabancı hakem getirme sebebi şuydu. Hakemlere yapılan tehdit, baskı, evlere kadar böyle ifşa olması, evlerine bile baskın yapılması. Artık biz maçlara çıkmayacağız dedikten sonra federasyon yabancı hakem kararı aldı keşke hani bizimkiler yapamıyor öyle bir şansı vardı yitirdiler onu Halilummeler olayında yapamazlar artık bir kere orada kırıldı o duruşları şimdi Hırvatistan'da da Almanya'dan ziberti getirdiler Hırvat derbisine mesela bu olaylar neticesinde yani yine orada da hakemlere karşı yapılan baskı o bu şu şimdi sen yabancı hakem getireceksin o kadar kolay mı yabancı hakem deyince gelecek UEFA'ya gideceksin izin alacaksın sonra istediğin yabancı hakemin ülkesindeki federasyona başvuracaksın o federasyon sana listeyi çıkaracak diyecek ki ben şu şu hakemleri sana gönderebilirim şu tarif edecek. Öbürü elitlerim veya işte premier hakemlerim ben kullanıyorum ve Avrupa'ya yolluyorum diyecek. Sana o şunlardan istiyorsan buyur diyecek. İşte Danimarka'daki ikinci sınıf, üçüncü sınıf denilen o hakemler gidiyor Yunanistan'a işte. Hiç adı sayı bulunmamış. Bir Hırvatistan bir derbi için Zibert o Alman hakemi istedi. Sen şimdi her hakeme elit hakem, her ülkenin en değerli hakemliği getireceğini mi zannediyorsun? Vaka bizim halka çıkmak zor yolda. Kolina'ya hala hakemlik yapıyor zannederler. Bak yani öyle bir düşünce var yani. İşte Rocky bilmem ne ya hala işte hakemlik yapıyor zannediyorlar herhalde. Şimdi o hakemler onların istediği hakemleri ancak getirebileceksin. Hangi ülkedense konaklamasını, otelini efendime söyleyeyim onların aldığı ülkede mesela Almanya'da 5600 euro alıyor adam maç başına. O ülkenin kendi aldığı o maç değerini veya Avrupa maçı değerinde bir ödeme yapacaksın. E burada ağırlaması var, o var. E bunu ağırlayacak kim? Hangi otel? Kimlerle akşam yemeği yedi? Çünkü ağırladığın zaman bir de akşam yemeği olacak. E federasyonun olacak. E sanki polemikler başlamayacak. Zaten bu federasyona güven yok. Hani belli çeşitli nedenlerden dolayı. Bak diyecek işte fotoğrafta mesela bir görüntü verecek Hakimlerin yanında yönetimler şu şu şu. Onlar da bir kulüple ilişkilendirecek. Al yine polemik başlasın sana. Hani yabancı hakim o kadar basit. Getirsinler ya. Ha bak getirsinler. Bakalım düzeldi mi bir şeyler? Tamam haklıymışsınız. İnan bunu hakemler de istiyor artık. Onların da buralarına geldi yani. Dolayısıyla durum konu olaylar nereye varır bilmiyorum ama hani güven çok hani güvensizlik aldı başını gidiyor. ama yani şu var hakemlerin özellikle kendi kurul ve kurumlarına güvenmemesi artık yeter. Hakemler de yabancı hakem gelsin dedecek noktaya gelindiyse hele hele işte şu yapılan atamalar Halil vara veriyorsun. Hala yani o olaylardan sonra bir görev veriyorsun. Halil Utmumeler de hayır diyemiyor. Mehmet Türkmen böyle bir maça dört veriliyor. İşte Arda Kardeşler Fenerbahçe maçına vererek bak bu çocuğu da riske atıyorsunuz. O da şimdi stresli bir maça çıkacak. Yani biraz da hani siz bir öngörülü olun ya. Yani bu ne kadar kolay ya. Yapay zeka yapıyor diyerek atın üstünüzden her şeyi. İnsanlar da bizler de inanalım. Ye ki ya. Yapay zeka atıyor. Ben diye inandık biz de. Ve şunu söylüyorum ama bak. Ben sadece Mehmet Türkmen üzerinden okumuyorum olayı. Yani Mehmet Türkmen belki de bir şey olsa belki de ağzıyla kuş yakılacak bir maç yönetecek. Onu demiyorum. Hani bir de şu var. Hani Ali Şahsan, hmm, hani bir sakatlanma durumu oldu etti. Veya Ali Şansalan değil. Başka bir hakem de olabilir. Şu maçın önemi mahiyetinde bu risk alınır mı diyorum. Yani bu, bunlar vallahi ya enteresan ya. Enteresan. Hocam teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız için ağzınıza sağlık. Sen sağ ol.